Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle yine bir anketle karşınızdayım. Bugün 1990'lar şampiyonasını bitirdik, bildiğiniz gibi 3. sırada bitirebildik Subaru Impreza VRX GTI 2011 ile. Şimdi 2000'ler şampiyonasına geçiyoruz arkadaşlar. Yani Dirt Rally'nin serileri tüm hızıyla devam ediyor. 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar derken 2000'lere geldik. Artık milenyum çağındayız. Araçlar daha modern bir hale geldi arkadaşlar. Daha çok zevk veriyor artık, yani dört çekeri dibine kadar kullanıyoruz. Çok zevkli. Arkadan çekişli veya önden çekişli araçlardan gına gelmişti artık. Yani illallah etmiştik. Her ne kadar Subaru Impreza'da istediğimizi veremesek de 4x4'ün zevki bir başka arkadaşlar. İsterseniz size aday olan araçlarımızı göstereyim şimdi hemen. 1990'lar şampiyonasının araçlarından çıkıyoruz ve 2000'ler. Arkadaşlar 2000'lerde bakıyorum 4 tane aracımız var. Bu 4 araçtan birini siz seçeceksiniz. Ben yarışacağım. Bakalım hangi araç seçilecek? Gerçekten çok merak ediyorum ve çok sabırsızlanıyorum. 2000'ler artık 4x4'ün daha da geliştiği zamanlar. Şimdi isterseniz ilk aracımıza bakalım arkadaşlar. Ford Focus RS Rally 2001. Ford Focus'umuz 300 beygir gücünde, 1230 kilogram ağırlığında ve 6 ileri bir vitese sahip 4 çeker arkadaşlar. Bir sonraki aracımız yine Subaru Impreza karşımızda. Subaru Impreza 2001 aracımız. Bir önceki VRX GTI biraz daha gelişmiş modeliydi Subaru'nun. Biraz geri gitmiş gibi olduk. Bu aracımızda 300 beygir, 1230 kilogram ağırlığı var. 6 ileri vites ve 4 çeker arkadaşlar. Subaru biliyorsunuz bizim 4x4'te ilk göz ağrımız. Bakalım seçilebilecek mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sonraki aracımıza geçiyoruz. Ford Focus RS Rally 2007. Arkadaşlar buradaki Focus'un gelişmiş versiyonu. 2007 versiyonu. Bu da 300 beygir, 1200 kilogram ağırlığa sahip. 6 ileri vites, 4 çeker arkadaşlar. 4 çekere sahip. Bir sonraki aracımıza geçelim isterseniz. Bir sonraki aracımız Rally'de yeni, yani bizim açımızdan yeni Citroen C4 Rally 2010. Sanırım aralarındaki en gelişmiş araç bu. 315 beygir güce sahip, 1230 kilogram ağırlığında, 6 ileri vites ve 4 çeker arkadaşlar. Bu kategorideki bütün araçlarımız 4 çeker ve hepsi de birbirinden güzele benziyor. Böyle çok albenili araçlar. Çok hoşuma gitti benim. Bakalım hangi araç seçilecek? İlk sırada Ford Focus RS Rally 2001. İkinci sırada Subaru Impreza 2001. Üçüncü sırada Ford Focus RS Rally 2007. Dördüncü sırada Citroen C4 2010 Rally. Daha doğrusu Citroen C4 Rally 2010. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken tek şey, şurada görmüş olduğunuz veya şurada, ikisinden biri, şu anda bir ünlem işareti çıkacak arkadaşlar orada. O ünlem işaretine tıklayıp seçtiğiniz araca oy vermek. Hangi araç ilk görüşte beğeninizi kazandıysa o araca oy verin arkadaşlar. Ben de o seçilecek olan araçla 2000'ler rallisini yarışayım. Bakalım nasıl bir oylama olacak. İnşallah güzel bir araç seçersiniz arkadaşlar. Gerçi öncekilerde hep beni zorlayan araçları seçmiştiniz. Tabi Subaru Impreza VRX GTI hariç, o benim istediğim araçtı. Özür diliyorum arkadaşlar. Siz de o aracı seçtiniz ve ben onu oynamaktan dehşet zevk aldım. İnşallah yine çok güzel bir oylama olur. Çok güzel bir katılım bekliyorum arkadaşlar. Önceki anketlere katlanarak katılım artmıştı. Yine artmasını istiyorum. Sizden rica ediyorum. Arkadaşlar eğer bu seriyi beğendiyseniz serideki videolara like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Ve çevrenizde tanıdığınız arkadaşlarınız, akrabalarınız, kardeşleriniz, kim olursa olsun herkese
kanalımı beğeniyorsanız şayet önermeniz. Önerin ki büyüyelim, çoğalalım, daha fazla kişiye ulaşalım. Anketlerimize daha fazla kişi katılsın, yarışlarımızı daha fazla kişi izlesin. Bana olan istekleriniz, dilekleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz, olumlu veya olumsuz hepsini aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar, ben size cevap vermeye veya sizin önerileriniz doğrultusunda hatalarımı düzeltmeye çalışacağım. Bana yardımcı olun arkadaşlar. Hep birlikte e-sports kanalımızı büyütelim. Kocaman bir aile olalım. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Siz beğeni attıkça benim video çekme isteğim artıyor. Son zamanlarda videolarımda bazen aksaklıklar yaşandı. Nasıl aksaklıklar? Zaman konusunda. Tabii benim de bir hayatım var. Çalışmam gereken bir işim var. O işimden arta kalan zamanda yapıyorum bu videoları. Tabii bunların renderlaması, işte ayarlanması, artı bir sürü kamerayla çekmeye çalışıyorum. Onların birleştirilmesi, seslerin ayarlanması falan bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Bu nedenle birkaç gün video atamadığım oluyor. Bu konuda sizden özür diliyorum. Benim önemli olan ilkem şuydu. Her gün en az bir video atmalıyım. Benim ilkem buydu. Fakat elimde olmayan sebeplerden dolayı atamadığım zamanlar oldu. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım lafı. Oylama sizi bekler, oylama beni bekler. Bakalım nasıl bir oylama olacak ve hangi araç seçilecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Yo, I ain't here for the money.